Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından yaptığımız yayında yine birlikteyiz. Merhaba, ben Hülya Polat. Başkan Donald Trump'ın yarın akşam yapacağı birliğin durumu konuşmasına hazırlanırken, Beyaz Saray konuşmaya ilişkin sessizliğini koruyor. Her zaman olduğu gibi bu kez de başkanın iç politika konularının yanı sıra dış politikada da önemli başlıklara değinmesi bekleniyor. Başkan Trump'ın merakla beklenen konuşmasına dair ayrıntılar için Mehmet Sümer karşımızda şimdi. Mehmet Sümer, başkanın konuşmasına dair elinde ne gibi ayrıntılar var? Öncelikle şunu söyleyelim, birliğin durumu konuşmasını yapacak Başkan Donald Trump. Aslında geçen yıl da bir konuşma yapmıştı ama daha göreve yeni gelmişti. Dolayısıyla henüz değerlendirebileceği bir durum söz konusu değildi, çalışmaları söz konusu değildi. Ama geçen yıl yaptığı konuşması aslında kampanya sürecinden bu yana yaptığı en iyi konuşma olarak nitelendirilmişti. Hatta bugün Başkan Donald Trump'ın çok eleştirdiği televizyon kanallarında bile başkan gerçekten, Donald Trump gerçekten bir başkan gibi konuştu şeklinde yorumlara neden olmuştu. Takdir toplayan bir konuşma olmuştu. Bu defa geride bıraktığı bir yıla ilişkin bir değerlendirme yapıp önümüzdeki döneme ilişkin de bir tablo çizmesi bekleniyor Başkan Donald Trump'ın. Ve burada özellikle de ekonomi konusunda bugüne dek elde edilen başarıları ön plana çıkarması bekleniyor. Başkan Donald Trump hatırlanacağı üzere Make America Great Again, yani Amerika'yı tekrar büyük yapalım sloganıyla göreve gelmişti ve özellikle ekonomi konularına ağırlık vermişti bugüne kadar. Ekonomi alanında da iyi bir dönem geçti geride bıraktığımız bir yıl içerisinde. İşsizlik Amerika'da %4 seviyelerine kadar geri çekildi ki bu son 20-25 yılın en düşük seviyeleri. Öte yandan Amerikan borsaları rekorun üzerine rekor kırdı. İçeride rakamlar, ekonomi alanındaki rakamlar son derece iyi işaretler verdi. Dolayısıyla Başkan Donald Trump'ın Amerika'yı yeniden büyük yapalım, özellikle ekonomik alanda büyük yapalım sözünü yerine getirmesiyle ilgili attığı adımlar ve bunun aldığı ekonomik karşılıkları bu konuşmada en çok ön plana çıkarması beklenen konular arasında. Ancak mutlaka üzerinde duracağı konulardan bir diğeri de göçmenlik politikaları. Çünkü özellikle DACA programı olarak bilinen programa dahil olan ve sayıları yaklaşık 800 bin civarında bulunan çocuk yaşta Latin Amerika ülkelerinden yasal olmayan yollarla Amerika'ya getirilmiş olan kişilerin durumları şu anda ülkede en çok tartışılan konuların başında geliyor. Geride bıraktığımız hafta içerisinde Beyaz Saray'dan Başkan Donald Trump'ın önderliğinde yapılan bir öneriyle bu 800 bin kişiye değil, sadece toplamda 1 milyon 800 bin göçmene 10-12 yıllık bir sürecin sonunda Amerikan vatandaşlığı verilmesiyle ilgili bir öneri getirildi. Ancak bu öneri daha da büyük tartışmalara neden oldu. Çünkü bu öneriyle birlikte Başkan Donald Trump demokratlardan yaklaşık 25-30 milyar dolar tutması öngörülen Meksika sınırına örülecek duvarla ilgili bütçeye onay vermelerini istedi. Dolayısıyla bu konunun, yani Meksika sınırına örülecek duvar, Amerika'nın mevcut göçmenlik politikaları, mülteci kabulü politikaları ve DACA programına dahil olan kişilerin durumlarının akıbetlerinin ne olacağı konusunun yine Başkan Donald Trump'ın yapacağı birliğin durumu konuşması içerisinde önemli bir yer tutmasını bekliyoruz. Çünkü üzerine en çok tartışmalı konulardan bir tanesi bu. Bu konu çözülmediği takdirde bütçe konusunda da sıkıntılar yaşanabiliyor ki en son 10 gün kadar önce hükümet kapanmıştı. Devlet hizmetleri durmuştu Amerika'da. Bütçe onayı çıkmadığı için 8 Şubat'a kadar bir uzatma alındı sadece. Bu 8 Şubat'tan sonraki durum henüz netlik kazanmış değil. Ve IŞİD politikası ve teröre karşı mücadele konusunda da yine mesajlar vermesi bekleniyor ki bu mesajları ve özellikle uluslararası ekonomi konusunda vereceği mesajlar da sadece Amerika değil, yine tüm dünya tarafından dikkatle takip edilen mesajlar olacak. Evet, bakalım Başkan Trump'ın iç ve dış politika gündeminde neler bulunuyor, izleyip göreceğiz. Mehmet Sümer'e bu bilgiler için teşekkür ediyoruz ve yayınımız devam ediyor. Başkan Trump'ın değinmesini beklediğimiz konulardan biri de, yani göçmenlik konusuyla devam ediyoruz yayınımıza. Başkan Trump, ulusal güvenliği sağlamak amacıyla nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelere seyahat yasağı getiren kararnameye bundan bir yıl önce imza atmıştı. Seyahat yasağı Trump'ın belki de şimdiye kadar aldığı en tartışmalı karar oldu. Amerika'nın Sesi, Trump'ın şimdiye kadar birkaç kez değiştirilen seyahat yasağı listesinde yer alan ülkelerden göçmenlerle konuştu ve yasak hakkındaki düşüncelerini sordu. Ilık bir kış günü Brooklyn'deki Atlantik Caddesi üzerinde toplanan bir grup erkek öğle namazı sonrasında vedalaşıp işlerine dönüyor. Amerika'da yaşayan Yemenliler, Başkan Trump'ın hukuki sürece takılan ve birkaç kez gözden geçirilen yasak kararı hakkında son derece olumsuz görüşlere sahip. I thought
Hükümetin işleyişi ve demokratik ilkeleri nedeniyle Trump kararını değiştirmek için bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi göremeyecek olmayı, akrabalarınızın bulundukları yerde güvende olmadıklarını bildiğinizi düşünün. Bu yasak birçok kişiyi çok zor durumda bırakıyor. İç savaşın 3 yıldır sürdüğü Yemen, vatandaşlarının Amerika'ya giriş yapması yasaklanan, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkeden biri. Başkan Trump'ın kararnamesine göre Amerikan vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için bu yasağı uygulamak şart. Yemen, geçtiğimiz yıl Ocak ayında dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında protestolara yol açan ilk seyahat yasağı kapsamında da yer almıştı. Orta Afrika ülkesi Çad'ın da yasağa eklenen ülkeler arasında yer alması Çadlı göçmenleri çok şaşırttı. Çad bölgede terörle mücadele etmek amacıyla oluşturulan G5 Sahel ortaklığının aktif bir üyesi. Bizler de ülkemizdeki terör eylemlerinin mağduruyuz. Yeşil kart sahibi 5 çocuk babası Hassane Mayo Abakaka 19 yıldır New York'ta yaşıyor. Mayo Abakaka kendisini tuzağa düşmüş gibi hissettiğini, ailesini ziyaret etmenin kendisini kaygılandırdığını söylüyor. Amerika'da yasal olarak yaşıyoruz. Ülkemize de gidip gelmek, iş yapmak istiyoruz ama korkuyoruz. Mayo Abakaka'nın aksine Yemenli Muhammed Musle, yasağın yürürlüğe girmesinden sonra ülkesine seyahat etmiş. Musle, havalimanındaki güvenlik görevlilerinin tavrının gözle görülür şekilde değiştiğini söylüyor. Birçok soru soruyorlar. Telefonunuzu alıp içindekilere bakıyorlar. Örneğin fotoğrafları inceliyorlar. Çok tuhaf bir durum. Daha önce böyle bir muamele ile hiç karşılaşmamıştım. Çoğunlukla Yemenlilere hizmet veren bir seyahat acentasında çalışan Wadda Mubarez, son bir yıl içinde rezervasyonların yarı yarıya azaldığını söylüyor. Eğer yasak uzun sürerse belki de bu işi bırakmak zorunda kalacağız. Her şeyimizi kaybedeceğiz. Wadda'nın Yemen'deki hasta annesi ise Amerika'ya gelemiyor. İşimiz olmasa da yaşarız, önemli değil. Ama ailemiz olmadan yaşayamayız. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Birliğin durumu konuşmasında Başkan Trump'ın yer verebileceği bir diğer konu da Suriye'de devam eden iç savaş. Türkiye'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonuyla buna müdahil oldu. Ancak Amerika'nın bu harekata bakış açısı ne? Washington'un saygın üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi'nden siyaset uzmanı Vail Elzayat, Afrin'e yapılan askeri operasyonla ilgili görüşlerini Amerika'nın Sesi'yle paylaştı. Georgetown Üniversitesi Dışişleri Bölümü öğretim üyesi Vail Elzayat'a göre, son zamanlarda zor bir süreçten geçen Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatıyla bir kez daha olumsuz etkilenecek. Bu harekatın iki NATO müttefiki arasında zaten iyi gitmeyen ikili ilişkilere zarar veren başka bir etken olacağı kanısındayım. Aslında Obama yönetiminin Kürtlerle işbirliği yapma kararı alması ve Trump yönetiminin de Kürtlerle çalışmaya devam etmesi yüzünden böyle bir huzursuzluk çıkacağı belliydi. Çünkü Türkiye bu işbirliğini kendi ulusal çıkarları açısından tehlikeli görüyor. Siyasi ve askeri liderlerin sorunu çözeceğini düşünüyorum. Ancak bir süre daha bu durumun çok hassas ve tehlikeli bir boyutta devam ettiğini görmemiz mümkün. Türkiye'nin operasyonu Afrin dışına çıkarması, özellikle de Amerikan askeri eğitmenleri ve sivillerin bulunduğu noktalara yayması durumu daha da gerginleştirebilir. Türkiye, Amerika'nın Kürtleri desteklemesini, silah ve askeri eğitim vermesini kendi ulusal güvenliği açısından tehdit olarak görürken, Amerika neden NATO müttefikinin bu kaygısına rağmen Kürtlere destek vermeye devam ediyor? Amerika'nın bu durumdan kazancı ne olabilir? Vail Elzayat bu konuyu terörle mücadele açısından ele alıyor. That's because when the Islamic State came onto the scene, particularly in Iraq and then onto Syria. IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de giderek büyümesi nedeniyle Amerika, IŞİD'e karşı savaşmak için yerel bir ortak arayışı içine girdi. Halkına zulmeden Esad'la işbirliği yapmak istemeyen Amerika için, IŞİD'le savaşmak isteyen ancak Esad'la savaşmaya ihtiyacı olmayan Kürtler en iyi seçenekti. Yani bu işbirliği bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Suriye'de iç savaş giderek şiddetleniyordu ve Amerika'nın o zamana kadar Esad'la ne bir kontağı ne de bir ilişkisi vardı. Ancak Suriye ve Irak topraklarının büyük bir bölümünü kontrolü altına alan IŞİD, tüm dünyada terör saldırıları düzenlemeye başlamıştı.
Bu nedenle Amerika'da IŞİD'i yok etmek için işbirliği yapacağı bir ortak olarak Kürtleri gördü. Peki IŞİD'in Suriye'de yok edilmesi sonrası ne olacak? Suriye'de ne gibi bir gelecek görebiliriz? Amerika Kürt gruplara silah ve askeri eğitim verdi. Bu sayede güçlenen Kürt gruplar IŞİD sonrası silahlarını bırakıp siyasi müzakerelere ne derece katılmak isteyecekler? Georgetown Üniversitesi uzmanı Wael Alzayat, Suriye'deki durumdan Devlet Başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutuyor. We need to understand things very clearly here. This whole mess was created because the president of Syria, Bashar al-Assad, refused to provide any pathway for political reform. Sorun Esad'ın siyasi reformlara yanaşmaması nedeniyle gelişti. Rusya ve İran'ın desteğiyle Esad reform isteyenlere şiddet ve baskı uygulayarak kendi halkına savaş açtı. Yani ülkenin bölünmesinin asıl nedeni bu. Esad rejiminin yanı sıra farklı silahlı gruplar ülkenin farklı bölgelerinde kontrolü ellerinde bulunduruyor. Ülkenin tekrar birleşmesi zor bir olasılık. Bence bu Amerika, Rusya, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın gerçekten istemesiyle olabilir. Dış güçlerin Suriye'de yeniden yapılanmayı tam olarak desteklemesi şart. Ancak bu güçlerin birinin istememesi durumunda gruplar arasında uzlaşma sağlanması çok zor. Wael Alzayat, Amerika ve NATO üyelerinin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve uzun bir süredir büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini bildiklerini de söyledi. Wael ayrıca, Türkiye'nin operasyonu kısa ve küçük çaplı tutarak daha fazla gerilime neden olmadan bitirmesini ve müttefikleriyle birlikte IŞİD'i ortadan kaldırmaya odaklanmaya devam etmesini umduğunu belirtti. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington. İngiltere ile devam ediyoruz. İngiltere Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nick Carter, bütçe kesintileri konusunda hükümete ciddi bir uyarıda bulundu. Carter, askeri kesintilerin İngiltere'yi düşmanları karşısında zayıflattığını söyledi. Ukrayna ve Suriye'deki çatışmaların Rusya'ya savaş tecrübesi kazandırdığını belirten Orgeneral Carter, buna karşın İngiltere'nin bütçe kesintileri yüzünden askeri teçhizatını bile yenileyemediğini vurguladı. General Carter, batılı ülkelerin karşı karşıya olduğu Rusya tehdidinin çok ciddi olduğunu söyledi. Eğer Rusya'nın gücüne şimdi yetişemezsek bu tehdide karşılık verme şansımız kalmaz. Çok açık bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Ruslar binlerce mil uzakta değil, Avrupa'nın hemen yanı başındalar. Rusya'nın yeni kuşak armata tanklarına değinen Carter, İngiltere'nin tank filosunu 20 yıldır yenilemediğini hatırlattı. Carter, Moskova'nın ordusunun savaş gücünü test etmek için Ukrayna ve Suriye'deki çatışmalardan faydalandığını söyledi. Suriye krizi sayesinde Rusya çok sayıda subaya ileri teknoloji savaş tecrübesi kazandırdı. Bunu Ukrayna'da yapamamıştı. Ayrıca uzun menzilli füzelerini ve 150'den fazla yeni silahla modern teçhizatı cephede test etme fırsatı buldu. General Carter'ın beklenmedik çıkışı bütçe kesintileriyle ilgili kaygının arttığını gösteriyor. İngiltere'nin orduya yaptığı yatırım son 5 yılda 11 milyar 200 milyon dolar azaldı. Ordu rakamları ise 19. yüzyıldaki Napolyon savaşlarından beri en düşük seviyeye gerilemiş durumda. Savunma Bakanlığı'nın ciddi finansal sorunları var. Bu sorunların bir kısmı da Brexit'ten kaynaklanıyor. Ancak Trevor Taylor'a göre İngiltere Rusya'nın askeri gücüne yetişmeye çalışmamalı. Caydırma politikasına ve NATO'nun sağladığı güvenceye odaklanmalıyız. Rusya'nın Batı Avrupa'ya yönelttiği en büyük tehdit işgal değil. En büyük tehdit Rusya'ya sınırı olan ülkelerin NATO'dan ve batılı ülkelerden aldıkları güvencelerden eskisi kadar emin olamamaları. İngiltere, Rusya'nın saldırganlığını caydırmak için Doğu Avrupa ülkelerine asker ve silah gönderen NATO ülkelerinden biri. Amerika Başkanı Donald Trump sık sık NATO üyelerine askeri harcamaları arttırma çağrısında bulunuyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Sırada bir sağlık haberimiz var. Beslenme uzmanları yıllardır kilo vermeyi garanti edecek ve başarısızlığa uğramayacak bir diyet bulmaya çalışıyor. Az yağlı ya da yağsız ürünlerin seri üretimi Amerika'da obezite sorununu çözmekte yeterli olmadı. Diyetler bazıları için işe yararken bazıları için yararsız oldu. Şimdi bazı bilim adamları kilo verme konusunda herkese uyan bir çözüm olmadığını ve yalnızca kişiye özgü diyetlerin işe yaradığını söylüyor.
Tatil sezonunda sofralar cezbedici yiyeceklerle donatıldı. Dünya genelinde insanlar kutlama zamanlarında ihtiyacı olanın çok üzerinde yiyecek ve içecek tüketiyor. Bunun sonucu da kilo artışı oluyor. Tatiller sona erince de bu kiloları vermek için yoğun bir mücadele başlıyor. Diyetler başarısızlığa uğruyor, bilim adamları ise bunun nedeninin herkes için geçerli olan tek bir diyet bulunmaması olduğunu söylüyor. Yıllar boyunca herkeste işe yarayacak o sihirli diyeti arayıp durduk ve başarısız olduk. Çünkü herkes için ideal diyetin kişiye özel olarak hazırlanması gerekiyor. İsrailli araştırmacılar Eran Segal ve Eran Elinov kilo vermenin sırrının kan şekerini düşük tutmak olduğunu söylüyor. İnsanın kanındaki fazla şeker yağ olarak depolanıyor. İki bilim adamı bir hafta boyunca yaklaşık 800 kişinin kanındaki şeker seviyesini her yemekten sonra ölçtü. Kişiler aynı şeyi yese bile hepsinin vücudunun farklı tepki verdiğini görmek bizi şaşırtan asıl şey oldu. Bazılarının vücudunun sağlıklı şekilde yanıt verdiği gıdalar, diğerleri için kan şekerinde sağlıksız bir yükselmeye neden oldu. Örneğin insanların vücudu ekmeğe çok farklı tepkiler veriyor. Bizi şaşırtan şeylerden biri de tıpkı diğer yiyecekler gibi iyi ekmek diye bir şey olmaması, bünyenin ekmeğe verdiği reaksiyon tamamen kişiye özgü. Ekmeğe yağ, avokado gibi malzemeler eklemek bazı bireylerde kan şekerini normale çevirebiliyorken bu herkes için geçerli olmuyor. Et ve peynir kan şekerini en az yükselten gıdalar. Ancak karbonhidratların tamamen dışlandığı diyetler sürdürülebilir olmuyor. İsrailli araştırmacılara göre en iyi çözüm hangi karbonhidratların kişinin diyetine eklenmesi gerektiğine karar vermek. Bunu bulmak için diyet yapan kişinin bir süre yemeklerden sonra parmağından bir damla kan alarak kan şekerini ölçmesi gerekiyor. Uzmanlara göre alınacak sonuç yaşanan acıya değiyor. Pınar Sayar Kızılçalı, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington'dan yaptığımız yayının böylece sonuna geliyoruz. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerini internette amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.